Yani kendi argümanlarıyla geleceklerdir tabii ki. Bu Membiç veyahut da Fırat'ın doğusuyla ilgili olabilir. Fakat bence burada önemli olan nokta şu. Zeytin Dalı Harekatı ile beraber artık Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin sahada da bir aktör olduğunu ve Türkiye'ye bir seçenek sunmak zorunda hissediyor artık kendini. Yani hatırlayalım, 2-3 ay öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de en azından Türkiye'ye karşı tavrı veyahut da stratejisi tamamen biz yerli müttefiklerimizle çalışıyoruz diyerek Türkiye'yi bir şekilde sahanın dışında görme eğilimindeydi. Ve bir anlamda sahaya girmesinin de önüne geçmek üzere bir strateji kurmuştu. Tabii yerli müttefiklerimiz dedikleri unsurlar da herkesin bildiği üzere PYD, YPG idi. Fakat Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin önce hatırlayalım mesela Tillerson Çavuşoğlu görüşmesinde seçenekleri artık konuşabileceklerini ve bunun devamında bir güvenli hat önerisi getirmişlerdi Amerika Tillerson'un ağzından. Tabii ki güvenli hat bizim için kabul edilebilir bir seçenek değildi, bir teklif değildi bizim için. Fakat en nihayetinde sadece bu açıklamaların diplomatik veyahut da Türkiye'yi oyalamaya dönük açıklamaların artık yetmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Türkiye'ye bir şey sunma, Suriye krizini tartışma ve bunu tabii ki Suriye'de iki eşit aktör diyeceğim ama aslında Suriye'de güvenlik açısından Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendiren meseleler var. Özetle artık Amerika Türkiye'yi bir şekilde dikkate almak zorunda hissediyor, durumunda hissediyor kendini. Ve bence tabii ki hocalarımızın ifade ettiği üzere kendi argümanlarıyla gelecekler. Münbiç'le ilgili olur, başka konularla ilgili olur. Fakat Türkiye'nin de artık hassasiyetlerinin oyalama veyahut da diplomatik nezaket veyahut da yerine getirilmeyen sözlerle geçiştirilemeyeceğini artık bence anladılar Yani diye bir de düşünüyorum. bir